Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın önceki gün yaptığı açıklamaların ardından Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün tepki gösterdi. Görgün, Akmurat'a cevaplaması için soru sordu. Yurt dışına insan kaçırma olayıyla ilgili Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın açıklamalarının ardından Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün Akmurat'a tepki gösterdi. Bu projede Baskilli yoksa sen kimin başkanısın diye seslenen Yunus Görgün, Akmurat'a cevaplaması için sorular sordu. Siz Baskil Belediye Başkanısınız. Sizin göreviniz Baskil'e ve Baskilli'ye hizmet etmektir. 90 kişilik bir projede birkaç kişinin henüz net bir ifadeniz olmadığı için iki kişinin Baskilli olması akla şu soruları getirir. Siz Baskilliler dışındaki kişilere proje yapma yetkisini nereden alıyorsunuz? Ya sizin hizmet alanınız Baskil haritası ile sınırlı değil mi? Alternatif Açılım Derneği, yani bu derneği ne zamandır tanıyorsunuz? Size bu kadar güveni nasıl verdiler? Baskil için proje yapılacaksa Baskil'de veya Baskil dışında onlarca dernek var Baskil'le ilgili. Neden bu derneklerle hiçbir şekilde irtibata geçmediniz? Neden bu derneklerle bir proje yapmadınız? Ya da yaptığınızda bizim mi bilgimiz yok? Yani malum dernekle yaptığınız projede devlet katkısı yoksa sizler neye dayanarak işbirliği yaptınız ya? Onlar sizi veya siz onları nasıl ikna ettiniz? Konuşmanızda projemizin arkasındayız diyorsunuz bir de. Yani Baskil'e ve Baskilli vatandaşlarımıza, köylümüze, işçimize, orada yaşayan hiçbir bireye faydası olmayan bu projenin nasıl arkasında oluyorsunuz ya? Yani Almanya'ya gönderdiğiniz kişileri yakinen tanıyorum dediniz dünkü konuşmanızda. Bu kişilerin size yakınlığı nedir? Baskil'de bu tür projelere ihtiyacı olan hiç mi kimse yok? Hepsini anladım. Böyle bir proje yaptığınızda belediyeden bir ilan veya duyuru yaptınız mı? Vatandaşımızdan kimse müracaat etti mi? Baskil'de yaşayan hemşerilerimizin yani bu proje kapsamında neden Almanya'ya gitmeyeydi? Yani burada aklımıza soru işaretlerinin takılmasının en büyük sebebi zaten bu. Burada bir menfaat ve çıkar olmazsa, hazırlanmış bir liste olmazsa, yani neden Baskilliler dahil edilmesin ki? Sizin belediye personel olarak gönderdiğiniz arkadaşlar bu pasaportları size geri mi getirdi? Çünkü vatandaşlar orada kalmış, pasaportları gelmiş. Yani bu vatandaşları gözümle gördüm diyorsunuz. Madem gözünüzle gördüyseniz toplayın bir yere, biz de gelip görelim. Yani milletin gözünün içine baka baka yalan söylemenin bir anlamı yoktur. Şapka düştü, kel göründü Sayın Başkan. Bu pasaportlar size acaba posta yoluyla mı geldi? Sizin beraber gönderdiğiniz arkadaşlar mı getirdi? Yoksa kargoyla mı geldi? Bunu da bir açıklayın. Alman makamları tarafından konunun soruşturulması için sizi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı ve hatta bir hukukçu, bir belediye başkanı olarak hiç mi rahatsız etmiyor ya? Yasal boyutunu bir tarafa bırakın ya. Baskil'in ismini böyle bir sansasyonel olayla bulaştırdığınız için hiç mi bizden azabı çekmiyorsunuz? Fethi Sekinleri yetiştiren, vatanını, milletini, bayrağını, namusu gibi gören bir ilçenin insan kaçakçılığıyla anılması ve buna sebep olmanız, yani yaptık bir hata deyimiyle nasıl ifade edilebilir ya? Baskil ilçesi ve halkına hizmet için seçilmiş biri olarak 90 kişi arasından kaç tane Baskilli halkından yabancı isimleri yurt dışına götürmek sizin göreviniz değil aslında, ama kaç tane Baskilli'yi gönderdiniz ya? Kaldı ki bunlara gri pasaport çıkartmak, bunları yurt dışına göndermek sizin göreviniz mi ya?